İlk günden itibaren bakanlığımızın bize vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda hem araç gereç hem de personel anlamında tabiri caizse o bölgeye çıkartma yaptık. Bütün illere olmak üzere Urfa'sından Adana'sına kadar her bir ilde arkadaşlarımızın görev talimatı doğrultusunda hareketini oluşturduk. Öncelikle ilk etapta 112 ve UMKE ekiplerimizi gönderdik ki şu anda sahada 40 araçla yani 33 tanesi 112, 7 tanesi UMKE aracı olmak üzere ve bunların personelleri 131 kişiyi ilk aşamada gönderdik. Daha sonra 161 ve 177 şeklinde iki grubumuzu uçakla, bir grubumuzu Urfa'ya, bir grubumuzu da Adana üzerinden Maraş'a göndermiş olduk. Daha sonra yine talep doğrultusunda Maraş'a 155 kişi daha gönderdik. Ki gönderdiğimiz bütün arkadaşlarımız gönüllü. Gönülden bu işe sarılmış olan arkadaşlarımız. Kaldı ki geride en az o kadar daha gönüllü arkadaşımız biz de görev bekliyoruz diye sürekli telefonu. Bu hizmeti sadece bizim kendi ilimizde değil, tüm bölge illerimizde Samsun'dan Artvin'e, Bayburt'a varıncaya kadar tüm illerimizle birlikte organize ettik. Ve yaklaşık 700'e yakın personelimizi bölge illerimizden de birlikte o bölgeye göndermiş olduk. Tabii ki yani giden personellerimiz içerisinde bakanlığımızın talep ettiği branşlarda özellikle olmak üzere ortopedi, beyin cerrahı özellikle olmak üzere, genel cerrah olmak üzere, anestezi, acil tıp uzmanı olmak üzere bir kısım branşlardan hekimlerimiz de var. Aynı zamanda hemşirelerimiz, sağlık memurlarımız onlar da var. Yine temizlik personelimiz, güvenlik personelimiz, teknik personelimiz bunlar da sahada rol alıyor. Yine şoförlerimiz yani hiçbirini atlamak da istemiyorum ama her bir meslek mensubu arkadaşımız şu an orada devletimiz, vatanımız, milletimiz adına cansiperane hizmetini yürüttü. Üçüncü günden itibaren de bölgemize kendi imkanlarıyla gelen vatandaşlarımız oldu. Onların bir kısmı hastanelerimizde kontrolden geçirildiler. Daha sonrasında da bir kısmı da hastanede yatar duruma gelmiş oldu. 392 hastamız hastanemizde muayene hizmeti almış durumda. Bunların 24'ü de şu hali hazırda hastanede yatıyor. Ama yoğun bakımda hastamızın olmaması da bizim mutluluk kaynağımız. O bölgeden gelen kardeşlerimize, dostlarımıza, vatandaşlarımıza daha hızlı hizmet verebilmek ve onların gönlünde birazcık olsun yer edinebilmek adına, işlerinin aksamadan yürümesi adına bir depremzede polikliniği de şimdilik Numune Hastanesi kampüsümüzde kurmuş olduk ve inşallah bunu diğer hastanelerde de ihtiyaç durumuna göre yayacağız. Ama amacımız hızlı bir şekilde o bölgede sıkıntı yaşamış, felaketi görmüş kardeşlerimize yardımcı olabilmek.